Bu kuşakta ne oluyor şimdi Avrasya coğrafyasında, bunu konuşacağız. Bir taraftan Asya Pasifik'te de bir hareketlilik var, bir anlaşma var. Fransa'nın tepkisi var bu anlaşmalara. Hemen konuşalım istedik. Kiminle? İstanbul Gedik ASEAN Merkez Müdürü Sayın Sibel Karabel bizlerle birlikte. Sayın Karabel, hoş geldiniz efendim. Gün ortasına diyelim. Merhaba, iyi yayınlar Çok diliyorum. teşekkür ederiz. Şimdi biz aslında Şangay İşbirliği'nin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceğini ve nasıl bir model sergileyeceğini konuşuyorduk sürekli olarak, ama İran'dan bir açıklama geldi. Buradan başlayalım mı sizinle? Ve İran dedi ki, ben 9. daim üyesi oldum. İran'ın üye olmasını Şangay İşbirliği'yle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Tabii çok önemli bir gelişme. Hem bölgesel hem küresel baktığımız vakit İran'ın konumu, Şangay İşbirliği Örgütü'nün konumuyla bağdaştırdığımız vakit cidden önemli bir gelişme İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olarak kabul edilmesi. Çünkü öncelikle gözlemci üye statüsündeydi. Bu bir nevi üyeliğe hazırlamadır. Karar alma mekanizmalarında yer almazsınız ama üyeliğe hazırlanırsınız. Çeşitli toplantılarda, konsültasyonlarda doğrudan yer alırsınız ve süreci gözlemlersiniz. Şimdi İran'ın üye olduğunun açıklanması Afganistan'ın durumuyla, yani Afganistan'daki olan durumla ve Afganistan'la ilgili bu toplantının toplanmasıyla aslında doğrudan alakalı diyebiliriz. Şimdi çok önemli gelişmeler peşi sıra, sizin de sorunuzda sıraladığınız gibi hakikaten peşi sıra sıralanıyor bu. Zamanlama olarak baktığınızda çok Evet. önemli diyebiliriz o zaman. Hakikaten çok önemli. Şimdi bir Afganistan'la ilişkilendirelim. İran'ın Afganistan'da 950 kilometre sınırı var. Ve ciddi olarak mültecisi var, göçmeni var. Afganistan'dan kayıtlı 780 bin göçmeni var. 3,5 milyona kadar da kayıtsız göçmeni, Afgan göçmeni olduğu belirtiliyor. Şangay İşbirliği Örgütü'nün temel felsefesi, Şangay ruhu dediğimiz terörizmle, radikalizmle, aykırılıkçılıkla mücadele İran için de çok önemli. Bununla birlikte İran ilk defa 1979'dan beri uluslararası bir örgüte üye oluyor. Bu prestiji ve uluslararası meşruiyetinin perçinlenmesi açısından çok önemli bir gelişme. Şangay İşbirliği Örgütü'ne baktığımız vakit yani Batı'nın gerçekten korktuğu güçler, Çin, Rusya gibi çok büyük güçler, bununla birlikte Orta Asya coğrafyasındaki önemli güçler, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan var. Buna bir de biz İran ekseninde eklediğimiz vakit burada çok ciddi bir akis oluşmuş oluyor. Bu hakikaten Batı için de, yani Avrasya coğrafyası için de önemli bir gelişme. Artı bu zirvede şu da oldu. Yani Putin de özellikle bahsetti bundan. Xi Jinping de bahsetti. Suudi Arabistan, Katar ve Mısır'ın da gözlemci üyesine sahip olması önemli. Dediğim gibi Yeni üyeliğe üyeler de hazır. gelecek o zaman Arap Evet. ülkelerinden. Evet, bu çok önemli bir gelişme. İran'la birlikte aslında kapı açılmış olduğu gibi gözüküyor. Ama şunu da eklemek gerekiyor. Şimdi bu Avrupa Birliği kıyaslanamaz ama bir uluslararası örgüt, uluslararası organizasyon olarak ele aldığımız vakit bir genişleme dalgasından sonra derinleşme dalgası yaşanır. Yani uluslararası örgütlerin temel prensiplerinden bir tanesi budur. Burada İran'ın buraya angaje olması önemli. Nasıl angaje olacak? İran ne bekliyor? Aslında İran'ın yaptırımları var. Batı'dan ciddi yaptırımlar var malumuz ve bu yaptırımları biraz da bertaraf etmek istiyor. Ticari olarak çok büyük, ekonomik olarak beklentileri var. Nitekim reisin de söyledikleri ekonomik ve diplomatik bir başarıdır bu dedi. Yani İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesi. Çünkü biliyoruz ki Tacikistan 2017'de veto etti girişini. Belirli bir kriterleri var girebilmesi, Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olunabilmesi için 2010 yılında belirli kriterler açıklandı. Ama siyasi kriterler siyasi olarak bir konsensüs varılamadığı için İran reddedilmişti. Sonunda Çin ve Rusya'nın da yeşil ışık yakmasıyla ve siyasi olarak ihtilaflarda üzerinde anlaşıldıktan sonra İran üye oldu ve hakikaten hem bölgesel hem küresel dengeleri en azından sembolik olarak bile etkileyecek güce sahip bu gelişme. Evet. Şimdi Türkiye açısından değerlendirirseniz, peki çok kısa alayım, diğer soruya geçeceğim. Çünkü Türkiye diyalog ortağı statüsünde bir değişiklik olur mu Türkiye'nin önümüzdeki Yani süreçte? şimdi burada hiyerarşik olarak düşünelim. Diyalog ortağı, diyalog ortağının üzerinde gözlemci üye, üzerinde de tam üye. Şimdi diyalog
ortağının da belirli şartları var. Hani Türkiye bu şartları yerine getirdiği için kabul edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tam üye olmakla ilgili isteğini biz biliyoruz. Türkiye bunu dile getiriyor. Çeşitli mecralarda da dile getiriliyor. Şimdi bu bir süreç. Bunun siyasi tarafı da var tabii ki. Yani ekonomik, ticari farklı tarafları var. Avrasya coğrafyasında olmak zorundasınız. Birleşmiş Milletler yaptırımları olmamak zorunda. Üzerinizde bir diplomatik ilişki ağınızın olması gerekiyor. Şanghay İşbirliği Örgütü üyeleriyle. Şimdi Türkiye bunları sağlıyor. Fakat biraz daha zaman var gibi gözüküyor. Çünkü siyasi denklemler çok çabuk değişiyor. Türkiye'nin buradan sıyrılıp buraya girmesi gerekiyor. Şimdi şunu da eklemek istiyorum. Türkiye her batıyla tırnak içinde arasında bir takım ihtilaflar olunca Şanghay İşbirliği Örgütü dile getiriliyor. İkisi birbirine alternatif değil. İkisi de Türkiye'nin çok çeşitli diplomasisinin aslında katmanları olarak görmek gerekiyor. Şimdi Amerika tarafında da bir okuma yapmak istiyorum sizinle. Çok önemli buradaki okumalar. Neden? Nasıl bir tepki verecek acaba İran'ın bu yeni üyeliği sonrası ya da nasıl bir hamle verecek diye biz sizinle konuşurken hatta telefonla da çok konuştuk bu konuyu. Şimdi yeni bir Asya Pasifik'ten adım da geldi. Siz de zamanlamasına değindiniz. Ama bir virgül koyalım. Çok kısa bir reklamımız var. Reklamlardan sonra devam edelim mi? Tabii ki. Peki, ayrılmayın efendim. Çok kısa bir reklam arası. Devam edeceğiz. İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Merkez Müdürü Sayın Sibel Karaber'le sohbetimiz devam ediyor. Aslında önce Avrasya coğrafyasını konuştuk. Amerika nasıl bir tepki verecek? İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam olarak üye olduğunu söyledik. Ve sonrasında da değil mi Sayın Karaber bir Amerika ve sonrasında Avrupa Birliği'nin okumalarını yapalım istiyorum. Sizin de yapmadan önce ama aslında içinde de değerlendirebiliriz. Bir hamle geldi diyebilir miyiz? Şimdi Asya Pasifik'te önemli bir gelişme var. Yani o tarafta da İngiltere, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma nedir? Hem onu öğrenelim hem de Fransa'dan inanılmaz bir tepki var. Sonrasında İsviçre'den yine Fransa'ya karşı bir açıklama geldi. Rafael almayacağız veya 35 alacağız diyorlar. Ne oluyor? Ne bitiyor Asya Pasifik'te? Sizden dinleyelim mi? Tabii ki. Evet, durumlar epey yani sürtüşmeli geçiyor müttefikler arasında olması çok ilginç bir defa. Biden yönetiminin özellikle vurguladığı müttefiklerle birlikte sürekli müttefiklerle söyleminin aslında çıkarlar değerler arasındaki ilişkide çıkarlar ağır basınca değerlerin ortak değerlerin nasıl aslında bertaraf edildiğinde bir göstergesi. Şimdi teknik olarak anlaşmayı çok kısa değerlendirelim. Anlaşmada teknik detaylar Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savunma paktı. Karşılıklı yani yapay zekadan siber güvenliğe kadar ciddi bir şekilde sadece askeri bir savunma paktı değil, güvenlikle ilgili değil, farklı güvenlik nosyonlarını da bir araya getiren bir güvenlik paktı. Şimdi burada dikkat çeken bir gelişme, Amerika Birleşik Devletleri özellikle nükleer güçle çalışan denizaltılarının teknik bilgilerini 1958 yılından itibaren sadece Birleşik Krallık'ta paylaşıyor. İlk defa tarihinde Amerika Birleşik Devletleri bu detayları Avustralya'yla da paylaşacak. Burada bir detay var, bu önemli. Nükleer başlıklı denizaltı değil, nükleer güçle çalışan denizaltı üretiminde Avustralya'ya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere teknolojik olarak know-how'ında ve üretiminde destek olacaklarını açıkladılar. Şimdi burada alarma geçen güç doğal olarak yani Hint Pasifik'te 14 tane deniz yani nükleer denizaltısı olan Çin alarma geçti. Çünkü doğrudan Çin'e karşı bir caydırıcılık, Çin yani teknik anlamda bile bir çevreleme hamlesi olduğu gözüküyor. Şimdi teknik olarak çok kısa bu şekilde anlatabiliriz ama sembolik okumaları hakikaten jeostratejik, jeopolitik okumaları teknik anlamının önüne geçiyor. Bir defa zamanlaması tam da şimdi Fransa neden karşı çıktı? Biraz da ondan bahsedelim. Fransa şundan dolayı çok o da göz önünde görünen, hep çok anlatılan yaklaşık 36,6 milyar dolarlık bir anlaşma. 2017'de yapılan konvansiyonel olan denizaltılarla ilgili Avustralya ile bir anlaşmasının feshedilmesi demek oluyor. Fransa bir defa burada bir maddi kaybı var. Ama bunun ötesinde şimdi Avrupa Birliği tam da az önce tam da diye bir virgül açmıştık. Tam da Hint Pasifik stratejisini
açıkladığı günlere denk gelen bir zamanda, tam da Şangay İşbirliği Örgütü'nde İran'ın kuvvetle muhtemel üye olacağının belli olduğu, reisinin katılacağının belli olduğu dönemde, tam da Quad Zirvesi var, yani bu önümüzdeki günlerde Quad Zirvesi var. Yani tüm bunların olduğu bir zamanda, tam da Afganistan'dan Amerika Birleşik Devletleri askerlerini tek taraflı birdenbire çektiği zamanda, sadece Afganistan'dan da değil, bu çok yankı bulmuyor ama Suudi Arabistan'dan 2 Ağustos'ta bir günde haber vermeden tek taraflı olarak hava savunma sistemlerini de çekti Amerika Birleşik Devletleri. Tamamıyla Orta Doğu'yu terk etmiyor ama odağını, fokusunu, enerjisini bana kalırsa yarım kalan, Obama döneminin yarım kalan Asya pivotunu tekrar canlandırmaya yönelik bir Hint, daha da geniş bir Hint Pasifik stratejisinin üzerine gidiliyor gibi gözüküyor. Burada Avrupa Birliği'ni yani müttefik olarak veren, tekrar müttefiklik ilişkilerini Trump yönetiminden sonra yenilemeye çalışan Biden yönetimi gerektiğinde, kendi menfaatleri bunu gerektirdiğinde daha doğrusu, çünkü Avustralya'ya bu bilgileri, yani tabiri caizse bayram değil, seyran değil. Neden paylaşıyor? Çok Amerika Birleşik Devletleri'nin teknik olarak bu sistemlerde de, yani nükleer denizaltılarında dünyada yani en ileri teknolojiye sahip ve dediğim gibi sadece Birleşik Krallık'la paylaşıyor. Evet. Bunu paylaşmasının en önemli sebebi Avustralya üzerinden Çin'i çevrelemek. Yani Avustralya ile Avustralya da Çin'i dahil edilmiş oldu artık o zaman. dahil edin. Ama Yeni Zelanda örneğin çok önemli bir pakt daha var. Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'nın. Bu pakt, yani bu yeni pakta Yeni Zelanda da yok. Şimdi İngiltere getirildi onun yerine. Fransa ile böyle bir ihtilaf var. Avrupa Birliği daha yeni Hint Pasifik stratejisini ortak müttefiklik üzerinden açıkladı. Şimdi burada çok karışık, karma karışık bir denge Çok. oluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri bana kalırsa Trump yönetiminin o agresif politikalarını daha da arttırarak Hint Pasifik üzerinden devam ediyor gibi gözüküyor. Yani burada zımni olarak Çin var ama yani şahsi yorumu doğrudan Çin'i çevrelemeye hedeflenmiş böyle güdümlü bir füze gibi bu politikalar birer 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 ortaya dökülüyor gibi gözüküyor. Peki Çin ne yapabilir? Şimdi Çin bir defa, Çin'in şu an yani uğraşması gerek, uğraştığı daha doğrusu, burada bir Afganistan sonrası şimdi bir çekilme var. Burada güvenlik ve istikrarın ve kuşak ve yolun pürüzsüz bir şekilde devam etmesi için uğraşması gereken bir nokta var ki bununla uğraşıyor. Çin Şangay İşbirliği Örgütü bu zirvesinde daha önce 2012'lerde kurulan bu Şangay İşbirliği Örgütü ve Afganistan o iletişim grubunun tekrar operasyona geçirilmesini istiyor. Evet. Belirli bir terör mücadele unsurları var. Oradan yani network'ü var Şangay İşbirliği üzerinden. Yani uluslararası camianın burada sorumluluk alması gerektiğini söylüyor Çin. Haklı olarak şimdi her ülke, her ulusal güvenliğini düşünerek hareket eder ve böyle söylemlerini şekillendirir. Şimdi Çin'in ben doğrudan bir yanıt vereceğini düşünmüyorum. Çünkü çok fazla yaptırım oldu, çok fazla şey oldu. Baktığımız zaman hatırlarsak bir 6 ay kadar evvel Birleşik Krallık, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Çin'e yaptırım uygulamışlardı. Ve bu yaptırımlarda Çin'in karşı mütekabil yaptırımları daha talih kalmıştı. Çin hiçbir zaman doğrudan bu tırnak içinde soğuk savaş mentalitesi olan eylemlere girişmedi, gördüğümüz, incelediğimiz, gözlemlediğimiz kadarıyla. Çin dediğim gibi şu an kuşak ve yolun ve kendi ulusal güvenliğinin ve istikrarının korunmasıyla ilgili önlemlerine devam ediyor gözüküyor. Burada Çin demişken, o zaman Afganistan sahasına bakarsa tabii oradaki önemli olan geçici hükümetin, değil mi? Yemin ederek bir hükümetin oluşturulması. Bu noktada Taliban'ın atacağı adımlar da çok önemli. Kısaca bu konuyla ilgili değerlendirmenizi de almak isterim. Taliban bir yol seçecek burada. Ya Batı'yı Evet, çok. seçecek ya bir Avrasya'yı seçecek. Ne yapacak sizce Taliban? Ya da ne Şimdi yapmalı? evet. Bir defa Taliban şuna karar vermedi. Dediğiniz çok doğru. Bir defa neyi seçecek? Uluslararası bir şekilde izole olmayı mı seçecek öncelikle, yoksa uluslararası yani bir meşruiyet kazanmayı mı seçecek? Bir defa bu Taliban'a bağlı öncelikle. Şimdi hep konuşulan kim Taliban'ı tanıyacak? Önce kim Taliban'ı tanıyacak, ama bundan önce Taliban tanınmak isteyecek mi? Meşruiyet kazanmak isteyecek mi? Buna bakmalı. Şimdi ekonomik olarak hakikaten şimdi yani bugün hatta Afgan Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Artık çökmek üzere, sistem çökmek üzere dedi. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi aslında buradaki likidite dedim çok az olması,
Merkez Bankası'nda şimdi Amerika Birleşik Devletleri, IMF, Avrupa Birliği fonlarını çekerken, dondururken, şimdi likiditeye baktığımız vakit orada Afgan Merkez Bankası'nda 400 milyon dolarlık küçük bir rakam olduğunu ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri'nin bankacılık sistemi üzerinden yürüdüğünü görmüştük. Şimdi yardımlarla ayakta duran bir devlet vardı, yani Afgan devleti senelik 9 milyar dolarlık yardım ve bunun yaklaşık %50'si Afgan bütçesine gidiyordu. %70'i kamu harcamalarına gidiyordu. Yani dolayısıyla şimdi Taliban eğer gerçekten kapsayıcı bir hükümet olmazsa, gerçekten vaatlerinde, sözlerinde durmazsa, şartlı tanınmaya gider ya da şartlı bir takım uluslararası camia ile ilişkisine gider. Bu da ne Afganistan'da istikrara ne başka ülkelere yarayan bir durum olur. Dolayısıyla Afganistan'ın bunu seçmesi gerekiyor. Şimdi Çin'le olan ilişkileri çok revaçta. Çin'in Afganistan'a, yalnız şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Pakistan'la, Pakistan ekonomik koridoruyla kıyasladığımız vakit, yani sadece Afganistan'daki nadir metaller, bu kıymetli metaller, yatırım olanakları değil, Afganistan'ın bağlantısallığı, güvenli ve istikrarlı bir şekilde bağlantısallığı aslında Çin için önemli. Dolayısıyla Çin'in buradaki yatırım davranışı da gerçekten şu ana kadar ihtiyatlı bir şekilde devam ediyor. Bundan sonra da yani belirli güvencelerle, şimdi her ülke bir koşul, Avrupa Birliği bir koşullar zinciri, 5 noktalı bir koşul sundu Taliban'a. Aynı şekilde Çin de bir güvenlik ve istikrar koşuluyla tabii ki hareket edeceğini söyledi. Şimdi Taliban neyi seçecek? Aslında burada biraz da bu önemli. Taliban izole mi olmayı seçecek? Sonra Avrasya'yı mı ya da Avrupa'yı mı seçecek? Bana Göreceğiz bunu kalırsa süreçte. çok yönlü bir şekilde ilerleyecek gibi geliyor, ama tabii ki kendi coğrafyasını önceleyecek gibi geliyor. Peki. Sayın Karabel, çok teşekkür ediyoruz. Gün ortasına Rica ederim. katıldığınız için. Ben İyi çok çalışmalar. teşekkür ederim. İyi Bir yayınlar kahve. dilerim. Çok sağ olun efendim. ASEAN Merkez Müdürü Sayın Sibel Karabel bizlerle birlikte sevgili izleyenler ve dinleyenler.